Merhabalar kıymetli arkadaşlar. Bugün S3 Neo ekran taktık. Bir de kırmalı cam takacağız. Ekranı yeni alırken böyle renkli bir tane jelatin var. Biz buna kırmalı cam takacağız. Kırmalı cam takmanın faydaları çok arkadaşlar. Örneğin arabanın hava yastığı düşünün. Kazma esnasında nasıl yastıkları açılıyorsa, örneğin Airbag hava yastığınız var. Kaza esnasında yastık nasıl açılıyorsa, sizleri koruyorsa bu da aynı şekil kırmalı cam da ekranı koruyor. Örneğin ekranımız 250-300 milyon bir ekran, fakat bir kırmalı cam 10-15 milyon. Bir 10-15 milyon 250-300 milyonu koruyor arkadaşlar. Ama ne olacak? Kırmalı cam takmasa ne olacak demeyiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kırmalı camı ihmal etmeyiniz. Hem camınız çizilmiyor, hem de daha elverişli oluyor arkadaşlar. Siz olun, kırmalı camı ihmal etmeyiniz. Evet, şu anda kırmalı cam takacağız. Nasıl takılacağını göstereceğim. Evet, iki tane temizleme bezimiz var. Şu yeşil olan bir numara yazan, bu ıslak olan ve iki numara yazan kırmızı. Bu da koru anlamına geliyor. Yani ıslak olan yeşillik anlamında. Bir yeşillik düşünün. Kırmızı olan da ateşi düşünün. Bunu yapmışlar, böyle şekillendirmişler. Bir numara ıslak olan, yeşil olan, içimen anlamında. Bu da kuru olan, iki numara. Bu da kırmızı, yani ateş anlamında veya da kuru anlamında. Onu da bilgisini vereyim. İlk önce ekran jelatini söküyorum. Bu işlemi yaparken toz olmayan bir ortamda yapmanızı tavsiye ediyorum. İlk önce ıslak bezle sileceğiz ekranı. Evet, gördüğünüz gibi ıslakta ilk önce ekranı iyice bir temizliyorum. İyice kenarları temizleyiniz. En ufak bir zerre kadar bir toz kalınca kırmalı cam iyi oturmaz. Baloncuk kalır. Bu durumda rahatsız olursunuz. Evet kıymetli arkadaşlar. İyice bir ekranı temizledim. Tozun olmaması, buna özen gösteriyoruz. Evet, ıslak bezle sildik. Bir de kuru bezle sileceğiz, kurulatacağız. Evet, kesinlikle kırmalı camı tavsiye ediyorum, değerli arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ekran şu an tertemiz. Herhangi bir toz kalmadı. Zerre kadar da toz kalırsa altta baloncuk kalır. Ekranınız, kırmalı camınız iyi oturmaz arkadaşlar. Böyle bir hadisen olmaması için iyi temizlemeniz gerekiyor. Evet, kırmalı cam takmanın şeklini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi burada bir yazıyor. Jelatini kaldıracağız. O öne gelecek şekilde takıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. İlk önce alttan başlayarak iyice ortalayınız. En iyi terazi arkadaşlar göz terazisidir. Gözünüze teraziye getiriniz.
Evet, ortalama 4-5 dakika sürüyor. Evet, şu anda gördüğünüz gibi kendi kendine yapışıyor. Eğer iyi bir işçilik yaptıysanız gördüğünüz gibi kendi kendine şu anda yapıştı. Herhangi bir şey yapmama gerek yok. Gene de içim rahat olsun diye bezle iyice üstünü gezdireceğim. Evet, gördüğünüz gibi pırıl pırıl kırılmaz cam taktık. Bir cihazın daha sonuna geldik. Mutlu kalın, esen kalın.